dişlerinin sadece 6 tane kaldığını biliyoruz. Filmdeki tasvir bayağı yakın. Bunu kovuyorlar kabilede. Hobbitlerin Kabil'i diyebilir miyiz? Acaba Gollum esmer miydi? Abi merhaba. Merhaba Dilek. Zafer abi merhaba, ben de geldim bu sefer. Oo, hoş geldin Cem. Hoş bulduk abi. Bundan sonra böyle her programa geleceğim. İzletemiyorsunuz siz. İzlenme oranlarında yüksek görünen erkek egemenliğimiz stüdyo ortamında da devam ediyor bakıyorum. Şu an %66, %33 yaptık abi. %1 de belirsiz duygular. Kıyamam, çok ezik kaldım. Legendarium Türkiye'nin kadın izleyicileri, lütfen bana destek olur musunuz? Yok yok, ben analitikse bakıyorum, %1 bile değil yani, yemin ediyorum. Vallahi, %1 bile etmiyoruz. Tam erkekler hamamı ya. Ben çıksam mı acaba? Ufaktan. Ya, olur mu? Programın sahibi sensin Dilek. Eyvallah, sen olmasan eyvallah. Nasıl yaparız direkt? Zafer abi bir kalk, sen Smeagol'u benim kadar bilmiyorsundur, ben anlatayım. Abi, karakterler serimizin yeni bölümünde Cem'in de eşliğinde Gollum'u işliyoruz. Evet. Smeagol mu demeliyim, Gollum mu demeliyim? Yoksa ikisini de ayrı ayrı anlatmalı mıyız? Ya Smeagol bölümü var Gollum'un hayatında. Bir de Gollum olan bölümü var. O değişiyor zaten, hani parçalı bir karakter olduğu için Gollum. Gollum diyebiliriz aslında. Çünkü Smeagol'un söylenme şekilleri biraz değişik. Şöyle bir durumu var Smeagol'un. Hani filmde şey, orijinal izleyenler fark etti. Gerçi Türkçe çevirisinde de öyleydi herhalde. Smeagol diye, evet, bir hikaye var. O yanlış bir okuma tarzı. Aslında yani Tolkien'e uygun değil o. Smeagol diye okunuyor şeyde. O ne biçimmiş öyle? Yani? Çok ilginç bir okuma şekli. Kohlar gibi sonunda, evet, biraz. Smeagol diye okunuyor. Kohlar gibi. Peter Jackson uydurmuş muhtemelen o tür bir söylenme şeklinde, ama güzel de olmuş. Gerçeği öyle değil. Hani ismi de çok anlamlıdır. Yuva, oyuk, oyukta yaşama gibi bir anlamı da var. Bir de çok meraklı, her şeye burnunu sokan, en meraklı anlamına da geliyor aynı zamanda Smeagol. Biz gene de tabii şey, yani söyleyebileceğimiz şekilde Smeagol ya da Gollum demeyi tercih edelim. Bir şiirle başlayalım mı o zaman? Evet, bence de. Neden güldün? Ya şiirler çok hoşumuza gidiyor, o yüzden güldüm. Evet, bir şiirle başlayalım diye. Heyecanlandı galiba. Evet, evet. Şimdi yapabilirsin fon müziğini. Başlıyorum. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Gollum'un parlak gözleri, tek yüzüğün peşinde, kötülük değil aslında niyeti. Desem demez misin, arkadaşını öldürmedi mi? Haklısın sen de Zafer abi. Feanor'a kötüdür demedim mi? Ha Silmaril, ha tek yüzük. Gollum'un da gözü dönmedi mi? Evet, tebrik ederim. İki dörtlüğe çıktım. Zamanla bunu destansı şekilde uzatacağım. Mevlana'nın biliyorsun Mesnevisi var benim de. Gerçi o Farsça yazmış ama. Seninki ne olacak Dilek? Dileğin Mesnevisi. Çok yaratıcı. Dileğin Esnemesi adlı eseri. Hece ölçüsünün son temsilcisiyim ben. Vallahi bizi taşa atacaklar, topa tutacaklar. Zafer abi dileğin üstüne çok gittiniz diye. Ben saksı değilim. Bana da soracaksınız. Hadi hadi konuya dönelim. Evet. Evet abi. Gollum Ülken soyundan bir hobbit. Onlar da diğer hobbit soyları gibi Shire bölgesine, Gladen tarlalarının oraya şeyden geliyorlar. Doğudan geliyorlar. Başka bir ırk falan olarak düşünmemek lazım. Hobbitler bir insan soyunun değişik bir hali gibi diyelim. Wasslar da insan soyundan gelen şeyler. O Druadan adamları falan. Üçüncü çağ 2440'da doğuyor. Şey, anne babası muhtemelen çok küçükken ölüyorlar. Çünkü anne ve babasının olmadığını söylüyor Tolkien bize. Babaannesinin yanında büyüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Babaannesi o kabilenin reisi gibi, yani anaerkil bir yapı altında. Ve çok saygıdeğer bir kadın şey. Adı da Matria. Şunu düşünmek lazım. Her ırkta kötüler olduğu gibi bütün hobbitler de iyi hobbitler değil. Gollum'un böyle belki annesinin babasının erken kaybından dolayı, belki de babaannesi tarafından çok şımartıldığı için her şeyi kendine istemek gibi bir tutkusu var. Yani diğerlerinin hak etmediğini düşünüp kendisinin hak ettiğini düşünmek gibi bir durumu var Gollum'un. Biraz da yalnız bir şey hobbit. Diğer hobbitler kadar sosyal değil. Bir tane arkadaşı var, o da sonunda öldüreceği olan Deagol. Aynı zamanda kuzeni bunun. Deagol var. Anduin'de balık tutarlarken Deagol tarafından bulunuyor aslında yüzük. Smeagol tarafından bulunmuyor. Ama benim doğum günüm, onu bana ver diye tutturunca o da vermiyor. Çünkü yüzük ele alır almaz bir şey, büyüleyici etkisi olduğu için kıskançlık yaratıyor. Ve şey, arkadaşını, kuzenini boğarak ele geçiriyor şeyi. Yüzük. Direkt yüzük aslında beni al diyor değil mi? Evet, aslında? Beni al diyor. Her aslında. Zamanki gibi. Evet, her zamanki gibi. Belki de Deagol çok daha hani genel hobbit özelliklerine sahip olan birisi olduğu için
daha zayıf karakterli, kötüye meyletmiş birisi olduğu için Smeagol'un eline geçmek daha doğru geliyor. Daha kolay zapt edebileceği, hükmedebileceğini düşünüyor. Daha zayıf bir karakter. Daha zayıf bir karakter ve kötü bir karakter. Yani daha o gençliğinde bile hasis bir karakter yani Smeagol. Bir süre şeyle beraber, klanıyla beraber yaşamaya devam ediyor aslında. Direkt olarak kovulmuyor. Ama yüzüğü parmağa takınca, diğerleri tarafından görünmediğini falan öğrenince çevreye zararlar vermeye falan başlıyor. Artık babaannesi bile kollayamaz hale geliyor. Bunu kovuyorlar kabilede. Peki abi, sence ilk kan dökücüsü aslında bu hikayenin Gollum yani Smeagol. Hobbitlerin Kabil'i diyebilir miyiz? Tolkien yazmış mı abi hiç? Hobbitler arasında. Herhalde bir cinayet hikayesi yok. Bir cinayet hikayesi yok Hobbitler arasında. Hobbitler arasında kötü karakterler de var. O neydi, kumlu kişi falan var mesela. Lobelia Baggins gıcıktır mesela. Hani mülkiyet düşkünü, kendine şey yapar. Ama böyle bu şekilde bir yok, bir cinayet durumu yok. 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 Doğru yani ilk cinayeti yani daha doğrusu bizim bildiğimiz bir Hobbit'in Hobbit'i öldürmesi Gollum'la başlıyor. Smeagol'la başlıyor. Evet, o yüzden bir açıdan ilk kanı döken olduğu için o açıdan bir kâhinlik var. Doğru. İlginç bir detay oldu. Yani evet, güzel oldu hakikaten. Bravo Dilek. Herhalde arada zeka pırıltısı gösteriyorum. Her zaman zeka pırıltısı gösteriyorum. Daha neler söyleyeceğim, sen devam et Zafer abi. Bu yüzüğün bulunuşu da Anduin'de şey 2463 yılı şeyde 3. çağda. Herhalde 2 ya da 3 yıl kadar kabilesiyle kaldıktan sonra kabilesinden sürülüyor. Misty Mountain, puslu dağların. Oraya gidiyor ve oradaki mağaralara yerleşiyor. Yeraltı mağara gölünün oraya yerleşiyor. Nereden bulduğunu bilmediğimiz, kendi ayaklarıyla yön verdiği ve ilerlettiği bir çok küçük minik bir kayıkla beraber orada yaşamaya başlıyor. Orada yediği şeylerin %90'ı balık zaten. Balık tutarak yaşıyor. Çiğ balık yiyor. Goblinlerin falan denk getirirse öldürüp onları yiyor. Yani bir yamyamlık durumu da var. Ve yıllar geçtikçe daha da kötü. Abi tamamen açlıktan değil mi bu? Zamanla şey değişiyor. Ağız tadı değişiyor mesela. Değil mi? İşte elflerin yaptıkları yiyecekler olsun, aletler olsun vücuduna dokunmasına dayanamıyor. Yüzüğün etkisiyle dönüşüyor. Çünkü 500 yıl kadar yüzük onda kalıyor. Evet. Az zaman kalmıyor yani. Ama şöyle bir durumu var. Yüzüğü gerektiği zaman takıyor. O yüzüğü eline alıp sevmeyi seviyor. Yüzüğe bakmayı, hayran hayran izlemeyi seviyor. Sadece birisini avlayacağı zaman ya da görünmez olmasını gerektirdiği zaman yüzüğü takıyor. Yani sürekli parmağında yüzük dolanmıyor zaten. Burada yüzüğü seviyor diyoruz da aslında yüzüğün evcil hayvanı gibi evet, aslında. Evet aslında yani Gollum. Ona hükmeden yüzük. Yüzük yüzüğe aslında. Hükmeden Gollum değil. Gitgide şey şekli falan da değişiyor. Bir hobbit görüntüsünden çıkıyor. Burada önemli bir sorun var. Çünkü bazı yerlerde esmer bir tene sahip olduğunu anlayabileceğimiz paragraflar var kitaplarda. Ama filmlerde gördüğümüz ve kitaplarda da daha başka yerlerde çok soluk beyaz, kemik beyazı gibi bir cilde sahip olduğu, saçlarının dökülerek çok seyreldiği, dişlerinin sadece 6 tane kaldığını biliyoruz. Karanlıkta daha iyi görmek için zaman içinde gözlerinin çok irileştiğini, büyüdüğünü çok doğru biliyoruz. Bir tasvir aslında filmdeki bir değil mi? Bir tür çok evrim yaklaşık. Göndermesi gibi. Filmdeki tasvir bayağı yakın. Yalnız işte bir iki yerde şey oluyor mesela kara bir sincap mıydı değil miydi diye anlatıyor bir yer mesela şeye. Yüzük kardeşliğinde bir şey gördük diyor. Faramir kara kafasını kaldırdı baktı diyor havuzda. Hani acaba esmer midir diye bir düşünce oluşuyor. Ama sonuca baktığımızda aslında koyu renk kıyafetler, daha doğrusu paçavralar giyen ve kendi kötülüğünün yansımasıyla bir gölgede kalmışlık gibi hissettiren bir karanlık olduğu ama gerçekte teninin kemik beyazı, tamamen soluk bir renk olduğunu anlıyoruz. Ama hani şey sorusu vardır böyle çok meraklılar arasında, acaba Gollum esmer miydi? Ya zaten yani Hobbit'ten dönüştüğü için zaten çok ufak aslında. Tabii tabii iyice de zayıflamış, kamburlaşmış. Çiğ etle falan beslendiği için balıklarla bilmem neyle midesi tamamen bozuluyor ve sürekli gaz üretiyor. Gaz sesinden dolayı o Gollum gibi sesler çıkartıyor. O sesleri çıkarttığı için Gollum adını almış oluyor. Zaten kendisi de Frodo'yla birebir diyaloğa girip hatırlatılana kadar Smeagol adını unutmuş oluyor. Frodo ona hatırlatıyor Smeagol olduğunu. Acınası bir durumu da var tabii. Çünkü yüzük onunla resmen oynuyor yani. Zaten nefret eden de çok insan yok bildiğim kadarıyla. Çünkü bir duygu besleyemiyorsun. Kişilik değişmesi var, bölünmesi var. Aynı zamanda
aslında sanki aşkının tek yüzüğün peşinden gitmiş ve her şeyi unutmuş, her şeyi göze almış bir hali de var. Evet, yüzükle mutlu ama sadece yüzükle mutlu bir canlı aslında. Ve kötülük yapmaya da yüzüğün etkisiyle ve yaşadığı şeylerle beraber alışıyor. Mesela Bilbo'yla bilmece oyununda oyunun ödülü şey, ben kazanırsam seni yerim. Ve şey de var, mesela Bilbo kazanıyor, gerçi bir çakallık yapıyor orada, cebimde ne var diye bir bilmece olmaz elbette. Ama hani çakallık yapıyor, sonuçta kazanıyor. Bunu kazandığı da kabul ediyor. O şeyde gölün ortasındaki adaya gidip yüzüğü alıp gelecek, parmağına takıp görünmez olup Bilbo'yu yiyecek, öldürecek. Hmm. Hani öyle bir şey de var, böyle marazi bir tarafı da var artık onunla. Gidiyor ve yüzük yok, yüzüğü kaybettiğini anlıyor. Yüzük oysa bilinçli olarak Bilbo'ya geçiyor aslında. Çünkü Bilbo'nun yoluna devam edeceğini, bu mağaralardan zamanının çıkacağını, geldiğini, zamanının geldiğini anlamış oluyor. Filmin en başında da zaten öyle bir şey söylüyorlardı. Söylediğini yok değil mi abi? Yani zamanı geldi ve Gollum'u terk etti. Evet. Ona da ihanet etti diyor. Yani Anduin'de bulunması da bir tesadüf değil. O zamana kadar Anduin'de gizli olarak duruyor. Deagol suda balık avlamaya başlayınca ortaya çıkıyor. Yani kendini istediği zaman gösterir kılabiliyor. Bilbo'ya geçiyor. Bilbo şey, tesadüf eseri yüzük gene parmağına takılmış oluyor Gollum geri döndüğünde ve şey diye bağırmaya başlıyor zaten, yüzüğü bulamayınca oradan uyanıyor. Cebimdeki ne? Bilemedim. Benim yüzüğüm yok. O zaman onun cebindeki benim kıymetlim. Pis hırsız hobbit diye bağırma hikayesi ta adadayken başlıyor. Ulan diyor, bu kendi kendine yolu bulmuştur demek ki, çıkışı aradı. Ben de oraya gideyim diyor. Bilbo da akıllı, yüzüğü görünmez yaptığını anlayınca yüzük parmağında şey, Gollum'u takip ediyor. Böylece çıkışı bulabiliyor o mağaralarda. Burada çok önemli bir durum gerçekleşiyor. Vicdan sahibi birisi olduğu için Gollum'u öldürebilecekken tam çıkış şeyinde şey yapıyor. Onu öldürmekten vazgeçiyor. Sadece yanından kurtulup dışarı çıkıyor mağaralardan. Gollum mağaralar bir bu. Azat ediyor yani. Yani onu hayatını kurtarıyor. Zaten Moria'da da işte şey, meşhur muhabbeti vardır Gandalf'la. Frodo'nun keşke ölseydi der. Evet. Frodo Gandalf'a birçok canlı yaşamayı hak etmediği halde yaşar. Birçoğu da yaşamayı hak ettiği halde ölür. Ama biz onların yaşamasına karar veremeyiz. Bilbo iyi bir kişi olduğu için onu öldürmedi. Öyle vicdansızca düşünmedi ya, paylar Frodo'yu Gandalf. Ama bataklığa düştüğünde de Frodo'yu kurtarmıyor mu Gollum? Kurtarıyor. İşte Frodo onun Smeagol kimliğini hatırlatıyor ona. Bir şekilde şey de oluyor. Şimdi yüzük Frodo'da olduğu için onu yüzüğe olan aşırı tutkusu dolayısıyla onu efendisi olarak da görmeye başlıyor. Çarpık bir beyni var şimdi. Ve yakalanıyor. 8 yıl boyunca işkence görüyor. Çok şey ne derler, uzun süre dayanıyor falan. Çünkü yüzüğe çok tutkulu, yani yüzüğü haberini vermek de istemiyor. Hatta şeydir böyle, Sauron birebir kitap kahramanlarına falan görünen bir şey değildir, canlı değildir aslında. Üçüncü çağda. Ama mesela birebir Sauron'u gören kişilerden biri Gollum'dur. Ve yani işkencelerden sonra şey yapılıyor. 3017 yılı olması lazım, üçüncü çağ. Ya serbest bırakılıyor ya da şey yapılıyor. Yani kendi yetenekleriyle, çünkü Hobbit olduğu için zaten şey, yani böyle bir anda gözden kaybolma gibi basit büyüleri var o. Ya da yetenekleri var büyü demesek. Abi Sauron daha sonra mı anlıyor yüzüğü 500 senedir onun taşıdığını? Muhtemelen daha sonradan anlıyor. Çünkü yoksa kendi kuvvetlerini gönderip aldırabilirdi şeyden. Aynen. Çünkü sonuçta Goblin ya da Ork mağaraları olanlar, Orklar da direkt olarak Sauron'u tanrı olarak kabul ediyorlar. Demek ki sonradan algılıyor bunun yüzüğün şey olduğunu. Bir de şöyle bir durum var. Bu yüzük taşıyıcıları arasında birbirlerini tanımak gibi bir durum var. Yüzük taşıyıcısı, yüzük taşıyıcısını tanıyor. Gözünden tanıyor. Yani gözünden bence. Tanıyor mu? Nasıl tanıyor bilmiyorum. Demek ki yüzüğün bir izi oluyor. Ruhunda belki bir şeyi belli ediyor. Yani Sauron'un yüzük taşıyıcısı olduğunu anlıyor yani. Biliyor. Mordor'dan kaçtıktan sonra ya da serbest bırakıldıktan sonra yoluna devam ediyor. Muhtemelen şairi arayacak belki de Bilbo Baggins için. Zaten o işkenceler sırasında şair ve Bilbo Baggins adını söylüyor Sauron'a. Ama hala kaçtı mı? Servisin bırakıldı. Belli onunla ilgili yani kesin bir Tolkien şey yok. Ona bir şey söylemiyor çünkü. Yani bir şey açıklamada bulunmuyor. O yüzden biz ya de belki bilmiyoruz. De zaten istediği şeyi aldıktan sonra bıraktı. Belki de yüzüğü olan tutkusunu bildiği için ve çok yetenekli, azimli olduğunu bildiği için Gollum'u takip ederek yüzüğe daha kolay ulaşabileceğini düşündüğü için serbest bırakıyor. Olabilir. Olabilir daha yani. Olası bir
Tabii bu sırada da Gandalf şeyden, o tek yüzükten falan artık şüphelenip araştırmalarını falan yaptığı için Gollum'un burada önemli bir bilgilendirici olabileceğini bildiği için Aragorn'a falan şey diyor, hani Gollum'u bulalım, yakalayalım. Gollum yakalanıyor Aragorn tarafından ve şeye götürülüyor. Mirkwood'a, Taranduil'in elflerine götürülüyor. Orada tutsak olarak tutuluyor Gandalf'ın sorgulaması için. Tabii şey de orada da uzun bir süre Gollum'u zapt edemiyorlar. Oradan da kaçıyor. Sauron Gollum'un orada tutsak olduğunu öğreniyor ve kendi kuvvetlerini oraya Mirkwood'a saldırtıyor. O saldırılan kargaşa sırasında Gollum'un kaçması sağlanıyor. Abi en uzun yaşayan Hobbit Gollum mu? Yani o en uzun yaşayan o yüzük sayesinde. Mesela Bilbo da bir Hobbit'e göre uzun yaşıyor. 150 yıl falan deniliyor ama. Onu katlıyor ama belli ki. Tabii tabii çok katlıyor. Bir de yüzük ondan ayrıldıktan sonra zaten Bilbo çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Yüzüğün en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu zaten. Ömrü uzatması, evet. Yani uzun ömür sağlıyor. Bir de taşıyanın gözünden birbirini tanıması. Evet. En büyük özelliklerinden bir tanesi de. Ben yüzük taşıyıcısını gözünden tanırım diye. Aynen. Sen tanırsın abi, ben henüz. Sana da el vereceğiz dedik. Sana da el vereceğiz. Dolana dolana Moria'ya geliyor. Moria'nın doğu kapısından içeri giriyor. Yüzüğün peşinden ama batı kapısından dışarı çıkamıyor. Çünkü kapıyı açamıyor. Orada yüzük kardeşliğiyle karşılaşıyor Moria'da. Ve onları bekliyor ve onları takip ediyor. Zaten o takip etme işi ta işte Gandalf'ın düşüşü, ondan sonra Lorien'e geçiş, Lorien'den devam ediş, Bilbo'nun ayrılışı, Boromir'in ölüşü, Merry ve Pippin'in Uruk-hai'ler tarafından kaçırılışı, Aragorn, Gimli ve Legolas'ın Uruk-hai'lerin peşinden gitmesi. Ama şeyi yanıltmıyor tabii, Gollum'u yanıltmıyor bu yüzük peşinde giderken. Sen de Frodo'nun peşinden. Yüzüğün peşinden gidiyor. Gollum'un takip ettiğini falan zaten Frodo biliyor. Eminemuin dağlarında, yani Mordor'a doğru giderken, daha doğrusu dağ demeyelim de çorağında şeyden yakalanıyor. O sırada yanlarında şey ip var. Galadriel'in verdiği elf ipleri falan var. Hatta Sam'i bayağı boğacakken Frodo Sting'i çekip korkutarak şey yapıyor. Onu kurtarıyor. Ve elf ipiyle bacağından bağlıyorlar. Filmde boğazından bağlı. Filmle kitap arasındaki farklarda bunu söylemiştik galiba. Söylemiş miydik? Söylemediysek de söylemiş olduk. Ama o videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet, o videoyu da izleyelim lütfen. Ama bu elf şeyi bacağına deyince ipi korkunç acı çekiyor. Yani ciddi bir şekilde ayak yapmıyor. Yani sahtekarlık yapmıyor. Cidden büyük acı çekiyor. Frodo bana diyor itaat edeceksen, benim dediğimi yapacaksan ve beni Mordor'a götürebileceksen senin özgür bırakırım. Ayağındaki ipi çözerim ama bana da Sam'e de hiçbir zarar vermeyeceğine dair söz vermeyiz. Kıymetlinin üstüne söz vereceksin. Yüzüğün üstüne söz vereceksin. O da sırf yüzüğe yakın durabilmek adına da olsa Frodo'ya söz veriyor. Orada işte Frodo'nun normalden daha büyük bir erke sahip olduğu, daha güçlü durduğunu falan gördüğü söylenir senin. Tam bir efendi haline geldiği Gollum'a karşı yüzüğün etkisiyle. Ona güvendikçe, yani ki 500 yıldır hiç kimsenin güvenmediği birisi. Sméagol ruhu, Hobbit hali aklına geliyor ve şey o öne geçmeye başlıyor. Frodo'yu sever, değer verir hale geliyor. Ve onlara ciddi ciddi yardım ediyor, yol gösteriyor. Mesela ölü bataklıklardan geçme fikri Gollum'a ait. Ve ölü bataklıklardan geçebilecek benim tanıdığım iki kişi var. Biri Aragorn, biri de Sméagol. Çünkü tek bir sıra halinde yürünebilecek gizli bir yolu var. Onun haricindeki her yer düşünce içine çekecek bataklıklarla dolu. Orada zaten o biraz önce bahsettiğimiz Frodo'yu kurtarma olayı orada gerçekleşiyor. Var. Evet. O da filmlerde var. Kitaplarda yok. Yine kitaplarla filmlerindeki videoya atıf yapmak için evet. Bunu söyledim. Güzel bak abi. Bu tanıtımı beğendim. Güzel. Bu sefer iyi yapıyorsunuz. Ürün yerleştirme yapıyoruz. Ürün yerleştirme. Ama bu sırada tabii Sam'le bir ton problemleri var. Sam hiçbir zaman güvenmiyor. Evet. İşte onların yiyeceklerini, lambaslarını falan yemiyor. Çünkü o midesi almıyor artık normal dediğimiz yiyecekleri, normal yemekleri falan. İşte balık falan tutup kendisi çiğ çiğ yiyor falan. Hani iyice kupkuru bir hale gelmiş ama gücü kuvveti yerinde bir yaratık. Artık yaratık haline dönüşmüş neredeyse. Yani bir hobbite falan da benzemiyor. Kendi başına bir türmüş gibi. Sam yalnız çok hevesli yardım etmeye niyeti var ise Slinker diyor. Yani hevesli, yardımcı manasına. Araları iyiyken diyelim. Ama kızdığı zaman da Stinker diyor. Gıcık, pis kokan, iğrenç anlamına geliyor. Yani ona iki tane isim de Sam takıyor.
Faramir tarafından Sam ve Frodo yakalanıp itilendeki mağaraya götürüldüklerinde oradaki o efsanevi havuzda balık tutarken Faramir'in askerleri tarafından görülüyor. Frodo öldürülmemesini sağlıyor. Ama tabii bunu Gollum'a anlatamıyor. Hani ben senin hayatını kurtardım gibi bir şey diyemiyor. Çünkü Gollum orada gene elfikleriyle bağlanınca falan bu sefer Frodo'ya olan güvenini de kaybetmiş oluyor. Bu şekilde de eski Gollum haline, o cani yaratık haline dönüşmüş oluyor Ruvendi. Çoklu kişilik bozukluğu mu oluşuyor zamanla çoklu kendisinde? Çoklu kişilik bozukluğu var, evet. Yani bir şekilde bir şizofrenik bir durum var. Şizofrenik bir durumu var. Evet. Ama işte Faramir'in büyük bilgeliği sayesinde yüzüğü Frodo'da bırakması, Sam'i ve Frodo'nun ricası üzerine de Gollum'u yanlarına vererek serbest bırakmasıyla Mordor'a doğru seyahatleri devam ediyor. Yalnız o sırada şey değişmiş oluyor. Gollum bunları diyor şeye götürürüm. Shelob'un inine, Kurutun Kirit Ingol'a. Orada Shelob bunları zehirler. Ama zaten Shelob'un yüzükle falan bir derdi yok. Öyle bir bilgisi de yok muhtemelen. Onun umursadığı da yok. Onlar zehirlenip baygın hale, felçli hale geldikleri zaman diyor. Ben de diyor giderim diyor. Yüzüğü alırım. Yüzüğün sahibi olur. Shelob'un geçitine götürüyor. Ve orada bırakıyor zaten içeri girdikten sonra. Basit ama etkili bir yöntem. Basit ama etkili bir yöntem. Akıllı yani bütün kötüler gibi bir stratejik zekası olduğunu kabul etmek gerekiyor aslında Gollum'un da. İşte orada bildiğimiz, filmlerden de bildiğimiz Sam'in Shelob'u ciddi bir şekilde Sting'le yaralaması ama Frodo'nun Shelob tarafından zehirlenmesi, sokulması, Frodo'nun şey olması, o sırada Sam'in yüzüğü alması, Crit Ingol Kulesi'nden kaçışları bilmem ne falan. O sırada Gollum'la bir kopuş oluyor yüzüğü ele geçiremediği için. Ta Samat Naur'a gelene kadar Gollum'la tekrar bir karşılaşmaları olmuyor. Ama Gollum o sırada bütün tarihi ne derler değiştirebilecek olan hamlesini yaparak yüzüğü atamayan Frodo'ya saldırıp ki şey oluyor aslında yüzüğü şey parmağına takıyor Frodo. Hı hı. Ve görünmez oluyor ama kokusundan dolayı şeyi bildiği için Frodo'yu Gollum Sam'i bayıltıp gidip o görünmez Frodo'nun üstüne saldırıyor. Ve şey ısırarak parmağını kopartıyor. Bir de film ve kitap arasındaki farklar bir tane daha söylemiş oldun abi. Filmde bayılmıyor Sam. He. Orada arkada bağırıyor at diye böyle. Evet. Şeyin sırtında dolanırken, Gollum sırtında dolanırken orada boş boş bakıyor Sam. Evet doğru. Bak, ürün yerleştirme yaptı. Ürün yerleştirme. Frodo'nun parmağını kopartıyor. Yüzüğü severken o sırada işte zaten dağ sarsılıyor. Bir deprem gibi bir şey oluyor. Yüzük Sauron'a çok yaklaştığı için kuvveti inanılmaz bir boyuta gelmiş oluyor. Sauron, Famat Naur'daki yüzüğü zaten fark etmiş oluyor. Oraya yönelecek. Ama Gollum'la beraber yüzük ateşe düşüyor, lavlara düşüyor. Ve orada hayatı Gollum'un 25 Mart 3019 3. çağda son buluyor. Mesela şey, Sauron'un parmağı kesildiği için 9 parmağı var. Frodo'nun parmağı koparıldığı için 9 parmağı var. Vay evet. Böyle bir eşleşme var iki yüzük taşıyıcısı arasında. Zaten 9 parmaklı Frodo diye bir masalı da var bunun. Hobbit tarihinde geçen. Bir de şey var mesela Frodo ile aslında Gollum'un bir eşleşmesi var. Şu şekilde bir eşleşmesi var. Frodo'nun da anne babası çok küçük yaşta ölüyorlar. Bir nehir kazasında boğularak ölüyorlar. Gollum'un da anne babası çok küçük yaşta ölüyor. Bilbo uzaktan amcası diyelim. O sahip çıkıyor, bakıyor ve doğru seçimler yapıyor. Bilbo yardımıyla, desteğiyle. Ama Smeagol arkadaşsız ve kendi kabilesini yönetmekte çok meşgul olan babaannesi tarafından büyütüldüğü için ilgisiz kalıyor ve o hep kötü seçimler yapıyor. Tolkien'in hikayelerinde şöyle bir durum vardır. Kötüler seçimleri sonucunda gitgide kötüleşirler. İyiler ise seçimleri sonucunda gitgide arifleşirler. Aslında iyiler ve kötülerin arasındaki fark seçimlerinin yönelttiği yola göre değişir. Şöyle ikinci bir katmanı da bu durumun şu. Mesela Bilbo hiç evlenmez, çocuğu yoktur. Gollum evlenmez, bir ailesi yoktur. Frodo evlenmez, anne babası ve kimsesi yoktur. Kimsesiz adamlar mutlak görevlerine sadık kalırlar. Çünkü onları korkutacak bir durum yoktur. Gollum'da gördüğümüz gibi, mutsuz Gollum'da gördüğümüz gibi eşi yüzünden arkadaşlarına zarar verir. Sadece görevine odaklanamaz. Turin Turambar öyküsünde ailesi, annesi, kız kardeşi meselesi yüzünden bütün bir hayatı lanetliyor. Bağlantısızlık meselesine Tolkien özel önem vermiştir. Çok temel kahramanların şeyleri yoktur. Yani görevlerini feda edebilecek düzeyde sevgileri ve bağlılıkları yoktur. Görevlerine o yüzden çok bağlı olarak kalabilirler.
Bence bu kadar yeter. Sen şey yaparsın zaten. Benim lüzumsuz yerleri kesersin her zaman gibi. Abi nasıl hızlı konuşuyorsun değil mi? Böyle seri çat 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 çat. Hatta kafa böyle oldu. Abi sen seversin Led Zeppelin'i. Severim. Onun bir şarkısı var biliyorsun. Ramblon. Ramblon şarkısında Gollum ve Sauron'a gönderme var içinde. Tamam. O zaman abi Led Zeppelin'in Ramblon şarkısındaki o kısımla Türkçesiyle en azından tamam. Kapatalım bölümü. Diyor ki şarkıda, anlatılmaz bir öyküdür benimkisi, özgürlüğüm biricik sevgilim. Yıllar önce havayı kaplayan o sihir nasıldı? Mordor'un kör karanlık kuyularındayken karşılaştım o iyi kızla. Ama Gollum, şeytan olan, tırmandı yukarı ve onu alıp kaçtı uzaklara. Ne gelir elimden dolanıp durmaktan başka? Yakışır. Vallahi güzel oldu Dilek. Vallahi güzel teşekkür oldu. Teşekkür ederiz. Oldu abi, teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için Cem. Gelecek programlara da bekleriz. Bundan sonra hep buradayım. Ta ki izlenmeler artıncaya kadar. Cem, ben burada başta duracağım müdürüm. Önceden konuştuğumuz gibi yavaş yavaş senin oranını arttırıp dileği de... Askerlik şubesi. Askerlik şubesi. Bir şey söyleyeceğim. Bayan izlenmeleri eğer artacaksa gerekirse burada 3 erkek olsun ben olmayayım. Bayan izlenmelerin arttığı için Cem'i göstermemiz gerekiyor ama. Aa ya, doğru söylüyorsun. Evet aynen. Doğru söylüyorsun Zafer abi. Neyse savaşlarda baksınlar. Savaşlarda doya doya baksınlar Cem'i. Ey yavrum tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.